Hocam ikinci yarının başında yüreğimizi ağzımıza getirdiniz. Evet, evet. Ama taraftar olunca, takım evet. coşunca. Evet, yani ilk yarısında çok çok üstün oynadığımız bir maçtı. İkinci yarı, yani sebebini ben de, ne olduğunu ben de anlayamadım. Bir anda 5-0'lık bir seri yakaladı rakip. Beraber oldu 18-18. İşte oradaki aldığımız moladan sonra takım biraz toparladı. İşte bireysel bazı hatalar sayısı düşünce rakibe iki kere 4 farklı üstünlük sağladık. Ve maçın sonunda da bu galibiyeti getirdik Ankara'ya. Zaten amacımız burada galip gelmek. Skor çok önemli değil. Fakat ikinci yarının ilk 10 dakikasında oynadığımız oyuna hiç memnun değilim. İnşallah pazartesi 10'da oynamayacağız. Net bir galibiyet alacağız diye düşünüyorum. Tekrar Ankara seyircisine teşekkür ediyoruz. Yeni Mahalle seyircisine teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ama pazartesi burayı çok daha kalabalık yapmak lazım. Sizin aracılığınızda bütün Ankaralı spor severleri ve sonra handbol severleri salona bekleriz. Hocam bugün gördük ki Yeni Mahalle Belediyesi oynayınca yenemeyeceği takım yok aslında. Gerçekten. Antalya'da bir puan farkla, bir sayı farkla kaybedilen maç var ama burada belki 10-15 sayı farka çıkabilecek bir maçtı. Formda olmayan bir Yeliz vardı. Pek formda olmayan bir kaleci vardı. Evet. Ki önceki maçlarda muhteşemdi o da. Evet. Şimdi 2 maçımız daha var. 25'inde. Ondan sonra Antalya'ya gideceğiz. 29'unda gideceğiz, evet. Yani şimdi her oyuncu sezon içerisindeki beklentiniz olan oyuncular aynı standartta oynayamayabiliyorlar. Fakat bugün tabii Yeliz üstüne düşenin çoğunu yerine getirdi. Önemli olan o pozisyonlara girebilmekti. Kendisiyle ilgili 2 tane yanlış tercih yaptı atışla ilgili ki Yeliz'in normal standartın atışlar değil. Kendisi zaten soyunma odasında gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonraki maçta çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ki formda bir Yeni Mahalle'nin yenemeyeceği takım yok aslında. Evet, güzel bir maç geçirdik. Yenilginin üstüne bu zafer bizim için iyi oldu. Pazartesi güzel bir motivasyon oldu. İnşallah pazartesi günü de alacağız. Seriye devam etmek istiyoruz. İkinci yarının başında çok kötü bir Yeni Mahalle vardı. Evet, evet. Yani çok korkuttunuz bizi açıkçası. Biraz rehavet sanki başladı ama sonra iyi toparladık ya. Korktunuz ama korktuğumuz başımıza gelmedi. Yok yok, topladıktan sonra da farkı tekrar açtı ve evet, kendi gücünü gösterdi. Evet, inandık. Onu da sonuçlandırdık güzel bir şekilde. Pazartesi maç var. Ankaralılara bir çağrım var mı? Evet, bütün Ankaralıları bekliyoruz. Ankara'daki son maçımız olabilir. Antalya'da kupayı alıp kupayı getiririz. İyi oynayınca Yeni Mahalle yeniyor. Evet, yani kötü oyun, Antalya'daki maçı çok kötü oynadık. Ama bir sayıyla bitti. Aslında bugün de yani çok kaçırdık ama yine de yenmesini bildik. Bugün çok formda değildin sen de. Hoca da söyledi. Hayır, formdaydım. Yeliz'in kaçırdıkları var falan. Biz de şey yaptık. Beklemediğimiz hareket pozisyonlar falan oldu da ondan evet, takılıyoruz. Şimdi bahane olmasın da gerçekten parmağımda ciddi bir sakatlık yaşadım. Topa yön vermekte çok zorlandım. Çok ağrılı bir acım var yani. Ama yine de pek bazen yani düşünmeden oynadım. Serdar Hoca bana takılıyor işte. Çok ciddi ve önemli pozisyonlar birebir. Evet, 4 tane birebir kaçırdım. Ama inşallah önümüzdeki pazartesi günkü maçta aynı hataları yapmayacağız. Hocaya falan da sordum da ikinci yarının başında çok korktuk biz. Birden 5-0 fark kapandı. Ya biz öyle seyri güzel olsun diye yapıyoruz. Yani maç zevkli olsun diye yapıyoruz. Ama ciddi konuşmak gerekirse gerçekten yani bir anlık şey yapıyoruz. Böyle boş vermişlik değil de birisi hata yapıyor, üstüne hata geliyor. Ama sonunda toparlamasını bildik. Pazartesi günde yine böyle eğlenceli bir maç bizi bekliyor mu? Seyri güzel bir maç bekliyor. Çünkü gerçekten çok önemli. Kim iki yaparsa galip gidecek Antalya'ya. Evet. Yani avantaja gidecek. Seyri güzel bir maç olacağına söz veriyorum.